Her gayrimüslim olabilir, başka bir inanç mensubu olabilir ya da kendisini ateist diye tanımlayan insan olabilir. Kur'an ayetiyle buluşamamış her insanın vebali Müslümanların boynunda değil mi? Yani kesinlikle. Müslümanların görevi değil mi bu aslında? Kesinlikle. Bu vebalin en büyüğü de bizim boynumuzda. Evet. Şunu söyleyeyim ki yükümüz ağır. Aynen. Yani biz Kur'an'ın talebelerinin yükü çok ağır. Zira En'am suresinin 19. ayetinde Rabbimiz لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ bu Kur'an'ı sana bununla insanları uyarasın ve bunun kendisine ulaştığı kimseleri uyarasın diye. وَمَنْ بَلَغَ altını çiziyor. Kime ulaşıyorsa. Ya ulaşmamışsa. Onun için diyor mu ki Eskimolar kurtulur da biz zor kurtuluruz. Evet, Eskimo'nun vereceği bir cevap vardır. Gerçekten. Ya bizim vereceğimiz cevap. En azından şunu söyleyebilir. Görmedim, bilmiyordum ya Rabbi. Ya bizim vereceğimiz cevap. Biz şunu nasıl söyleyeceğiz? Götürmedim ki, göstermedim ki nasıl söyleyeceğiz? Yani bu nasıl söylenir? Söyleyemeyeceğiz. Gerçekten inanılmaz. Evet. Büyük bir yük hocam. Büyük. Ağır bir yük. Ama mukaddes bir yük. Aynen öyle. Mukaddes bir yük. Onun için bu yükün mübarekliği, bu yükün ağırlığından büyük olduğu için bereketi, bu anlamda biz bu yükü gönüllü taşıyalım derim. Aynen. Gönüllü taşıyalım, bize değen taşlara rağmen taşıyalım, yolumuza döşenen dikenlere rağmen taşıyalım. Bu dikenleri kendini Müslüman zannedenlerin, cübbesi aklından uzun olanların döşemesine rağmen taşıyalım derim. Eyvallah hocam.